Bu ne kadar ağır bir kargo böyle. Allah, giremedim de. Oo, bu ne ya? Bunu nasıl taşıyabildi kargocu? Bakar mısınız? Benim boyumda resmen. Ve ben şimdi bu kargo yaşayacağım. Çünkü bu kargo Jojo Preciosa'dan geldi. Jojo Preciosa'dan gelen efsane devasa kargo yaşayacağım arkadaşlar. Taşıyamıyorum bile. Hemen masaya geçmem lazım. Evet, işte geldim arkadaşlar. Bu arada bu video annemden gizli bir videodur. Annem İstanbul'da okulda, ben okuldayım. Ceylin okulda, Poyraz okulda, evde kimse yok diye geri gidiyormuş. Son anda komşular görmüş. Ve bu kargo bizim elimize ulaştı. Ve annem hala evde yok. Ben bu kargoyu annemden habersiz şekilde açacağım. Ama içindekini açmayabilirim. Çünkü çok ağır bir şey olduğu için çok devasa bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve açarsam gerçekten çok kötü olur. Ama size çok büyük bir sürprizim var. Bunun yerine açacağım şey. Ha, belki de açarım, bilmiyorum. Eğer çok böyle büyük bir şeyse açarım. Ama açamayacağım bir şeyse efsane bir sürprizim var. Yıllardır açmadığımız bir oyuncağı açacağız. Lütfen beklemede kalın ve videoyu başından sonuna kadar izleyin. Hazırsanız Jojo Preciosa'dan gelen kargoyu açıyorum. Bu devasa kargoyu çok merak ediyorum. İlk defa bu kadar devasa bir kargo geldi. Woohoo! Ben çok merak ediyorum. Çünkü içinde ne var bilmiyorum. Ve önce sizin görmenizi istiyorum. Gördünüz mü? Gördüyseniz hemen bana söyleyin ve yorumlarınızı yazın. Ben daha görmedim. Görmüyorum hala. Hala. Ne? Ne? What? Arkadaşlar inanamıyorum. Bunu buradan nasıl çıkartacağım? Ha! Lol. Lol hepsini gördünüz mü? Oh, çok ağır. Çıkartamıyorum. Oh, bir şeyler düşürdüm galiba. Bir şeyleri devirdim galiba. Evet, kutu buradan git. İnanamıyorum. Evet, lütfen bir sorun çıkarmadan şuraya geçer misin? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Orada isteriz, haydi bir like atın. Arkadaşlar asla beklemiyordum. Bu benim Elastic Preciosa aslında en sevdiğim oyuncak olabilir. Yani aylardır, gerçekten aylar önce çıktı ve aylardır reklamlarda bunun hayallerini tutuyorum. Yani buna sahip olabileceğim günü bekliyorum çünkü gerçekten efsane bir oyuncak. Bu bir karavan, evet, gördüğünüz gibi devasa bir LOL karavanı ama içinde kaydırağından yatak odasına, moda podyumundan kuaförüne, her şey var. Kuaför ve giyinme salonu burada. Mutfak burada. Kafesi varmış ve bir mutfağı varmış. Barbekü yapıyorlarmış aynı zamanda. Aynı zamanda DJ kabini varmış. Yataklar var, kaydıraklar var. Podyum var, tuvalet var. İnanılmaz. İçinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Evet, bunu bu videoda açmayacağım. Ama bunu cumartesi günü saat 16'da bu kanalda göreceksiniz. Ama bir şartla. Bu videoya tam 10.000 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya 10.000 like gelirse cumartesi günü saat 16'da bu kutu açılıyor. Woohoo! Harika olacak arkadaşlar. Gerçekten harika bir açılış olacak. Ama önce içinde neler var onlara bir göz atalım. Çünkü içindekiler bölümü çok dolu. Ve neler olduğunu görmek için sabırsanıyorum. Galiba. Wow. Wow. Türkçesi var. Arkayı çevirebiliriz. İşte burada. Hadi gelin buraya okuyalım. Hello surprise. Işıklı ve sesli. İçinde beni bul mu? Bu mükemmel özel special edition bebek mi çıkacak içinden? İnanılmaz. Dayalı döşeli. Evet, dayalı döşeli tam 55 artı sürprizli harika bir LOL karavanı. Bakalım içinde neler varmış. Işıklı havuz mu? Su kaydırağı mı? Ranzalar mı? Kafe, banyo, dolap, makyaj masası, barbekü mangal ve DJ kabini. Artı çok özel bebek figürü ve çok daha fazlası. Hadi gelin şöyle bir inceleyelim. Öncelikle burada bir çift ranzamız var. Tam ranzamızın tepesinde bir cam var ve bu camdan gece gökyüzünü izleyebiliyoruz. Altına da fotoğraflarımızı asmışız. Bu katta da güzel posterlerimiz var ve ranza katımız burası. Ranzadan diye kayarak iniyoruz. Ve kayarak hemen ışıklı havuzumuza atlıyoruz. Işıklı havuz çok eğlenceli olacak. Işıklı havuzdan sonra bir de burada bir podyum var. Bu podyumda bebeğimizi sergileyebiliriz. Hemen yanına geçiyorum. Ve bir kademiz var. Kafenin 3 tane sandalyesi var. Bir masası var. Ve burada da güzel bir ayrıntı var. Bu tarafa geçtiğimiz zamansa bir makyaj masası var. Max Swag yazıyor burada. Wow, burası Max Swag'in makyaj masası. Makyaj koltuğumuz ve güzel kıyafet askılarımız. Kıyafetlerimizi de buraya asıyormuşuz. Şurada bir ayna var. Wow, burada bir tuvalet var. Tuvaletin klozeti burada. Bakıyorum başka neler varmış. Barbekü mangal ve barbekü mangalda kullanacağımız mahşesine kadar her şey var. Yan tarafta kafe için kullanacağımız malzemeler. Dolabımız, televizyonumuz ve tabak çanak servis eşyalarımız var. Wow! Efsane bir şoför koltuğu var. Bakın şoför koltuğunu bu sefer özen göstermişler ve kemerli yapmışlar. Buraya OMG bebek oturabilirken buraya da bakın burada gördüğünüz gibi kendi LOL bebeklerimiz oturabiliyor. Yani hem OMG bebek sığacak
Hem de rol bebeğimiz sıcak. Aynı zamanda bakın ne yazıyor. Doldur, yanında götür. İçini doldurup oyun oynamak için istediğimiz yere götürebiliriz. Arkadaşımızınkini birleştirip büyük bir karavan oluşturmak için arkadaşımıza götürebiliriz. Tatile gittiğimizde oynamak için götürebiliriz. Misafirliğe gittiğimizde sıkıldığımızda oynamak için bile götürebiliriz. Bence efsane. Bir de burayı inceleyelim. Evet, iki parça halinde önü ve arkası. İsterseniz karavanını kullanmak istemiyor musunuz? Sadece DJ kabinini ve karavanın ön kısmını kullanabilirsiniz. Wow, buraya sabitlediğimiz bebekleri şuradan şöyle şöyle ittirerek döndürebiliyoruz ve podyuma sergileyebiliyoruz. Ay tatlışım benim. Sen buzdolabından yiyecek almaya mı geldin? Kaydıraktan fit diye kayıyorlar ve ışıklı havuzda yüzüyorlar. Bir barbekü partisi mi dedi? Vay, uykunuz mu geldi? Arkadaşlar, OMG, bebeğimiz de yatabiliyormuş buraya. Buradaki iki kat lol bebeklerimiz için şurası da uzunmuş ve buraya da OMG bebeğimiz yatabiliyormuş. Çok kullanışlı. Yan tarafta efsane bir makyaj masası var ve bu. Wow diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda karavanımızın ön tarafı, yani şu tarafı, DJ kabininin olduğu yer aynı zamanda bir telefon tutucuymuş. Kendi telefonumuzu buraya koyup istediğimiz gibi istediğimiz şeyi izleyebiliyoruz. Karavanımız 60 cm 90 cm. Yani devasa bir karavan. Bütün bebeklerimizi bu karavanın içine doldurup efsane bir parti yapmak istiyorum. Tabii ki de DJ kabininde DJ olacak. Kuaför salonunun sahibi bizi diva karşılayacak ve partiye hazırlayacak. Podyumda efsanevi bebeklerim Queen Min'in hazırladığı koleksiyonun misafirleri tanıtacak. Neon Cutie bu partinin sahibi ve partinin sahibi olarak Neon Cutie ikizleriyle birlikte mutfakta servis yapacaklar. Uykusu gelen yukarı çıkıp uyuyabilecek ve isteyen de podyumun altındaki ışıklı havuza yüzebilecek. Ve bu efsane partiye tabii ki de hayvan dostlarımız da dahil. Petlerimiz de bu partiye katılabilecekler ve barbekü partisini de petlerimize özel yapacağız. Harika. Ya çok beğendim. Bayıldım arkadaşlar. Gerçekten bunu beklemiyordum. Jojo Preziosi, sana çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Gerçekten LOL Surprise'ı bizimle buluşturduğun için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutluyum ve çok mutluluk verici bir şey daha var ve gurur verici bir şey. Bu uluslararası bir oyuncak ve uluslararası diller de yazıyor üstünde. Gördüğünüz gibi İspanyolca, Fransızca, Portekizce, arka tarafta Rusça, İtalyanca ve Türkçe arkadaşlar. Türkçe dilin uluslararası kutuda olması da beni çok mutlu etti ve çok gururlandırdı. Bence bu başarı hepimizin arkadaşlar. Biz LOL Surprise dünyasının içinde oldukça Türkiye'de bu kutunun üzerinde olmaya devam edecek. Evet, ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Çok beğendim. Ben bayıldım. Sizin de bayıldığınızı düşünüyorum. Ve lütfen açmamız için gereken şeyleri yapmayı unutmayın. Şimdi video bitiyor mu sandınız? Tabii ki de bitmiyor. Bu arka fonda dururken bakın arkadan kimler çıktı. LOL Surprise bebeklerim. Ve bugün çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet, siz burada durun. Şimdi ne yapacağız? Aylardır, hatta neredeyse yıl olmuştur. Açmadığımız bu charm pizza açıyorum arkadaşlar. Güzel bir banyo bombası patlatalım ve içindeki sürpriz bugün bizim şansımız olsun. Evet, suyumuz da geldiğine göre uzun zamandır hasret kaldığımız charm pizza açabiliriz. Annem buna da çok kızacak arkadaşlar. Annemden gizli bir video olduğunu unutmayalım ve lütfen yorumlarda bana destek verelim. Evet, koleksiyoncu broşürüne bakalım ve hemen totemimizi yapalım. Ben kaktüs istiyorum. Tabii ki de kaktüsleri çok severim. Ve küçük minnak bir kaktüsüm olsun isterim. O zaman ikinci fermuarda açıyorum. Ve charm'ıma bir adım daha yaklaşıyorum. Bir dövme. Ne? İki tane sticker çıktı arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Acaba ne? Neye yapıştıracağım ben bu stickerleri? Bana uygun güzel bir dövme çıktı. Hemen bu dövmeyi uygulamak istiyorum kendime. Önce yapıştırıyorum. Daha sonra suluyorum. Dırırırım dırırım. Yine sabırsızlıklar, yine sabırsızlıklar. Ama bence charm'ım çok güzel bir şey çıkacak. Çok heyecanlıyım. Ama olsun, bence charm'ım çok güzel bir şey çıkacak. Şu an totem yaptım arkadaşlar. Çok yükselttim yani kendime. Kesin efsane bir şey çıkacak. Charm'ımın rengine bakar mısınız? Çok güzel. Bir banyo bombası. Uzun zamandır banyo bombası patlatmıyorduk. Pembeden yeşile ombreli bir charm bizim oldu. Patlatmaya hazır mısınız? 3, 2, 1... Neden? Neden bu kadar yavaşsın? Kesin uzun zamandır açmadığımız için tarihi geçti arkadaşlar. Ve istediğim gibi patlamıyor. Bıçakla patlatma çalışmalarına devam etmek zorundayım. Bir şey çıktı. Charm'ımı takacağım bağlantı aparatı çıktı. Peki charm'ım nerede? Hadi charm'ımı istiyorum. Ne? Arkadaşlar, efsane bir şey çıktı. Bir mikrofon. Bunu hemen Diva'ya hediye etmem lazım. Önce hemen bir kurulayım. Bir tarafında kırık kalp, bir tarafında normal kalp olacak. Neden? İkisi de güzel kalp olsaydı. İşte bu kadar. Hemen halkımı da takıyorum. Ve tamam, charm'ım hazır. Charm'ımı çok beğendim. Ve hemen Diva'ya hediye edeceğim.
Diva bununla efsane şarkılar söyler. Bunu tabii ki de bu bebeğime hediye edeceğim. Bakar mısınız uyuma? Bence çok yakıştı. Ve sen de şarkıcı ruhu seziniyorum bebeğim. Sana bu mikrofon çok yakışacak. Evet, artık veda zamanı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Videoyu Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.